Selam, merhaba kızçeler. Kızçeler. Ay. Yemek yapacağım. Bugün ne yemekler yapacağız birlikte? Önlük takmak istemiyorum. Ama buraya sıçrayan şeyler çıkmıyor. Açık renk olduğu için tişörtüm. Ispanağım pişiyor. Ay. Kakayım bari. Yorumlarını görüyorum canım benim. Bu önlüğü bana hediye eden arkadaşım. Öpüyorum seni buradan. Adaşım. Kayseri'ye selamlar. Canım benim. Nasılsın, iyi misin bu arada? Bu videoyu izlersen, ki izliyorsundur, arayacağım seni. Seninle konuşacaklarım var canım benim. Ne yapıyorum, ne yapıyorum? Kızçelerim, ıspanağımı ayıkladım. Yıkadım. Bir güzel. Yok, kızı ıspanak diye aldığım ıspanak kuzu çıkmadı. Ispanağın bile sahtesi var. Yumurtalı yapacaktım, vazgeçtim. Neden vazgeçtim? Çünkü deniz yumurtalı ıspanak yemiyor. Belki iki kaşık da olsa yoğurtta yer diye yemek yapacağım. Kıyma falan kullanmadım. Yemeklerim bugün diyet yemi olacak. Kapı çalıyor gene. Evet kızçeler. Deniz'i markete göndermiştim. O geldi. Kıymalı yapmıyorum. Kalorisi düşük. Şeyler yapmaya özen göstereceğim. Pirincimi boşaltayım sizlerin yanında. Pirinç kabımı. Ama kendime ben başka bir yemek yapacağım. Yani hiç sevmediğim bir yemek ama mecbur yapmak zorundayım nasıl olsa. En azından şöyle arkadaşlar, önceki şunu söyleyeyim. Bayram birinci günü gidiyorum. Terk ediyorum İstanbul'u. İstanbul'da oturan arkadaşlar, size bırakıyorum İstanbul'u. Bayram birinci günü gidiyorum. Biletler alındı, okeylendi, onaylandı. Allah'tan bir şey olmazsa. Anneciğimin yanına gidiyorum. Kim bilir nasıl sevinçlidir, nasıl böyle içi kıpır kıpırdır. Şimdiden başlamış zaten. Onu alıp dolaba koymuyor, bunu alıp dolaba koymuyor. Belli ki orada ben çok kilo alacağım. O yüzden şimdiden en azından şöyle yapayım. Gidene kadar bir 3 kilo vereyim de. O 3 kiloyu orada alırım. Evde gene devam ederim. Onu düşündüm. Kendime şey yapacağım. Zeytinyağlı kabak. Aslında dünden beri canım tavuklu pilav istiyor. Çıkarıyorum, geri bırakıyorum. Çıkarıyorum, geri bırakıyorum. Yemin ediyorum böyle pirinç pilavı. Yanında tavuk. Hem de arkadaşlar bu var ya. Bunun hepsini kullanmak istiyordum. Hepsini. Burada 2 kiloya yakın but var. Büyük tam butlardan. Hepsini yapmak. Dünden beri bakıyorum, geri bırakıyorum. Hayal oldu. Yanık kokuyor. Soğan mı yanıyor? Ne oluyor? Şuna bir bakayım ben. Yok kızçeler, yanmıyormuş. Pirincimi boşaltayım. Ispanak kullanacağım çünkü. Bu pirinci çok seviyorum. Trakya Baldo. Harika birinci. Yazıyor zaten birinci sınıf. İri taneli ve tane tane. O kadar çok seviyorum ki pilavı. Tavuklu ya da etli. Sade de severim ama garnitürlü falan sevmem pilavı. Pilavda biliyorsunuz çok şişmanlaşıyor. Bizim Karadenizliler pilavı, pirinci çok tüketir. Bunu tüketmeyiz biz. Çok az. Öyle yani kızçelerim, arkadaşlarım. Acaba köy maceramız nasıl olacak? Köyde demeyeyim daha doğrusu. Annem köyde oturmuyor. Tabii ki köye çıkacağım. Karnım da öyle aç, öyle aç ki. Mecbur şu kabak yemeğini yapacağım da onu yiyeceğim. Bir kaşık da ıspanak yiyeceğim. Hiç sevmediğim, yani yoğurt sevmiyorum ben. Yoğurttan yiyeceğim. Yoğurt biliyorsunuz yağ yakımına çok faydalı. Artık canım Nescafe bile içmek istemiyor. Eskiden böyle... Bilmiyorum ya, bütün ailem bana kızardı bu kadar çok kahve tüketiyorsun diye. Günde 3-4 fincan Türk kahvesi içtiğim Nescafe'ler ama bir tane içiyorum. Hep geçen gün sadece 3 tane içtim. Daha yani bir hafta canım hiç istemez. Ne Türk kahvesi istiyor ne Nescafe istiyor. Bilmiyorum. Aklım fikrim yemeklerde. Yemek yemeyi çok seviyorum biliyorsunuz. Şimdiden zaten bizim Samsun'un yöresel lezzetleri aklıma geldikçe içim gidiyor. Bir ara düşündüm acaba gitmesem. Sırf var ya annemin yanına gitmek istemiyorsam, sırf kilo almamak için gitmek istemiyorum ya. Her sabah kalkıyorum, düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Kahvaltı kokularıyla uyanıyorum. Kızartma kokularıyla. Patatesler kızarmış, biberler kızarmış. Bir de çarşambanın biberi meşhurdur biliyorsunuz. Ondan sonra domatesler kızarmış, patlıcanlar kızarmış, yanına su böreği. Bak kahvaltı yapacağız yani.
yanına fasulye turşusu kavurması, zeytin peyniri hiç saymıyorum zaten. Tereyağlı yumurta, tereyağlı bilmem ne. Başka bir çeşit börek geldi, yeme arkadaş geldi, yeme. Neyse saat 9-10 gibi yemek yiyoruz. Ya kahvaltı yapıyoruz 10 gibi. Hadi diyelim en geç 10.30. Ya da 11 diyelim. Saat 2'de gene acıkıyorsun havasından mıdır, suyundan mıdır. Dışarı çıkıyorum. Dolaşmaya, ay karnım acıkıyor. Gidiyoruz orada bir şey yiyoruz. Eve geliyoruz 4 gibi yemek yiyoruz saat 4 gibi. Akşam oluyor, akşam oturuyoruz çünkü hemen erken yatmıyoruz. 11'de gene. Hiç unutmuyorum geçen sene balık yemiştim. Karnım tıka basa tok. 10.30, akşamın 10.30 muydu? 11, 11'e 20 vardı. Eve geldim. Akşam biraz annemin suratı asıktı geç kaldığım için. Geldim şöyle mutfakta. Yani yemeği beklemiş beni. Ben dışarıda yemiştim. Oh, sevdiğim yemek. Et sote yapmış. Yanına pilav yapmış. Kalktım ben o saatte onu yedim arkadaşlar. Yarım ekmekle. Düşünebiliyor musunuz ya? Yemek yemek dünyanın en güzel şeyi. Kızçeler ıspanağım pişti. Of, bayağı sıcak, göstereyim. Aman Allah'ım. Cam kapak bile o kadar kızmış ki. Şu güzelliğe bakar mısınız? İnşallah gözüküyordur. Çok güzel pişti. Pirinci falan her şeyi var. Pirinci al, şöyle uzaktan göstereyim. Çok da gözükmüyor. Neyse tencereden yakın çekim yaparım. Bunu hemen kenara kaldırıyorum. Hemen kabak yemeğime geçiyorum. Kabak sote diyelim artık. Etsiz ya. Yağı az. Ne bileyim. Yiyeceğiz. Başka çaremiz yok. Bu tencere buna yeterli. Çünkü 3 tane kabağım var. Domatesim var. Bir tane havucum. Şöyle minik 2 tane soğanım var. Bir de sarımsak da kullanacağım arkadaşlar. Ojelerimi çıkardım bu arada. Yemeğimi yaptıktan sonra sürerim tekrardan. Ben diyorum ya ben bir sürüyorum. Ben bir sürüyorum, bir çıkarıyorum. Gideceğim şey yapacağım. Güzel bir oje alacağım. Beyaz. Ama istediğim beyazdan bulabilirsem onu süreceğim. Buldum buldum, bulmadım oje mecur sürmeyeceğim. Ben istediğim bir şeyi süremeyince kendimi de cezalandırıyorum kız şeyler. Puanlarımı doğruyorum. Ne diyordum? İşte Samsun'dan, annemden falan bahsediyordum. Allah bütün annelerimize can sağlığı versin. İnan ki hani ablamla ben annemi görmeye gideceğiz ya, şimdi günler ona geçmez. Ben genelde ablamla gittiğim zaman, şimdi haberi var. Normalde tek gittiğim zaman anneme asla haber vermezdim. Çünkü bekliyor. Onu bekletmek istemiyorum. Hep şey yapardım. Tam onun evine gelmeye 5 dakika kala telefon açardım. Anne ne yapıyorsun? İyiyim, ne yapayım? Oturuyorum falan. Ha, anne kapıyı açsana derdim. Ay bir sevinirdi, bir sevinirdi. İsterdim yine sürpriz yapmayı ama bu sefer böyle oldu. Bilet zaten bulamadık. Hani bayram olduğu için de, okullar kapandığı için. Yok çok ince doğramıyorum. Bunlar biraz ince oldu arkadaşlar. Biraz kalın olsun, çatala gelsin. Zaten eriyecek. 10 dakikada da pişer zaten bu. Şöyle. Küçültmeye gerek yok. Kabakları da denize aldırdım ama deniz de gitmiş. Nerede şalak kabak var onu almış. Şuna bakın ya, kabuklarını soydum. Normalde ben bu kabağı asla almam. Hani dolmalık kabak almış çocuk. Nereden bilsin? Çıkmadım bugün şeye, markete. Normalde her gün gidiyorum zaten markete. Hop. Annem çok güzel yemekler yapıyor arkadaşlar. Süper. Benim gibi yağsını masını yıkattığı için çok güzel yapıyor. İşte en büyük sıkıntımız yemek. Ama şöyle de bir avantajım var. Oralarda hani dağ, yeşillik, dağ, ova çok olduğu için gezme, yürüyüş yapma olasılığım çok. Hani eve gelmek istemiyorum. O yüzden hani şöyle düşünüyorum. Yerim ama yürüyüş yaparım. Yürüyüş yaparım, kilo almam diyorum. Hani o yediğim yemeğin kalorisini atmam lazım. Hatta akşam ablamla telefonda konuşuyorduk, dedim ki ben dedim bu sene Samsun'a gittim de hiçbir akrabamla görüşmeyeceğim dedim. Niye dedim, manyak mısın sen? Yok dedim. Geçen sene dedim iyiydin dedim. Yani ben geçen sene bu zamana kilo aldım. Şimdi beni görmesinler dedim. Bilmiyorum ya. Ya aslında dediğiniz gibi haklısınız. Çok abartılacak bir kilom yok ama ben kiloyu sevmiyorum. Tamam gene eski önceki geçen seneki giydiğim pantolonlar üstümde.
Bunlar üstünde. Ama tek fark ne? Pantolonlar likralı zaten, esnek. Tek fark şu. Hani geçen sene, ya geçen sene şöyle kısa tişört giydiğimde şu kısım hiç yoktu. Ama o kısa tişörtleri şu an giyemiyorum. Ya giysem giyerim ama çok çirkin görünüş sergiliyor. Şöyle yandan durduğumda şu kısım gözüktüğü zaman üzülüyorum. İstemiyorum ben bu kısım özellikle. Diğer taraftan hiç problem değil arkadaşlar. Kollar ya da üst taraf ya da kalçalar, popo hiç önemli değil. Tek canımı sıkan şu kısım. Bu da şeyden kaynaklı. Aslında çok aşırı bir yemek, ya yemek yemeyi çok seviyorum ama aşırı bir derecede geç vakitte yemek yediğim yok. Annemlerde var sadece o. Bu şeyden kaynaklı muhtemelen. Bir şeyden kaynaklı. Onu biliyorum ama ondan da vazgeçemiyorum. İnşallah vazgeçeceğim. Havucumu da katayım. Havuçta da çok şeker var. Bunları biraz... Bir tane kullandım zaten. Pek de sevmem havucu ama renklendirsin. Salça da katacağım. Domates de katacağım. Kız çener. Sarımsak da katacağım. 3 tane domates seçtim. 3 tane domates çok mu acaba? Değil ya. Domatesi bol olsun. Bunu yerken ekmek yemeyeceğim. Ya ekmek yemeyeceğim de tamam, ben yemeğimi yiyeceğim. Yemin ediyorum size, hiç doymadan masadan kalkacağım. 15 dakika sonra ben yine çok acıkacağım. Kendimi nasıl avutacağım? Bilmiyorum ya. Şu an tek problemim o. Bir de canımı sıkan ne var? Çok üzgünüm, çok sıkıntılıyım arkadaşlar. Gerçekten. Saçlarım biliyorsunuz oryal yedi ya. Oryal boya, oryal boya, oryal boya. Saçlarım yandı. Mahvoldu saçlarım. Kuaföre bile gitmedim. Bugün sabah aslında niyetim kuaföre gitmekti. Birazdan kestireyim uçlarından. Ben saçımı kestireli yaklaşık 2 ay kadar var. Uzundu biliyorsunuz. Bu 2 ay süre içinde saçlarım hiç uzamadı. Çünkü uzayan kırılıyor. Ona da razıyım. Hani dipleri çok sağlam. Dipleri var ya, saçımın dipleri sımsıkı arkadaşlar. Sert, kalın. Oraya yedikten sonra ne kadar uzamış? Yaklaşık 10 santim kadar uzamış. Yarısından daha az kısmı çok sağlıklı. Ama o oraya yediği kısım berbat olmuş, berbat. Bir de ben geçenlerde şey yaptım. Bu siyah boyayı boyamadan önce, hani saçlarım kızılken duştan çıktım, ıslak saça bir yantin sürüp saçımı düzledim. Cos diye yandı. Ona çok canım sıkılıyor. Kuaföre gitsem, kaynak yaptırsam, kaynak kullanamıyorum. Bak inanın ki yaptırabilirim. Saçlarımı kısacık kestirebilirim. Oraya 1000 tane kaynak yaptırırım ben. 1000 tane kaynak. Hatta istediğim boyutta da yaptırırım. İstediğim renkte de yaptırırım ama kaynak kullanmak çok zor. Duştan sonra işte yatarken zaten batıyor onlar. Ama görünüş olarak süper oluyor. Zaten kuaförde var benim 50 tane kaynağım. Hani bıraktım, bakıma bıraktım, aylardır gidip almadım. Ama bu sefer kestirirsem 50 tane değil, herhalde 1000 tane kaynak lazım. En azından saçlar diyorum hani uzayana kadar falan. Bilmiyorum ya, benim için belli olmaz. Belki kısa saç olarak kullanabilirim. Ben çok önceden böyle bayağı bir kısa, çok kısa saç kullandım. Facebook'ta ekli olan arkadaşlar da görür zaten. Kısacık ama çok yakışmıştı. Ama o zaman zayıftım. Şimdi hani hem kilolu hem saç kısa zannetmiyorum yakışacağını. Bir de şey, kısa saçı kullanmak çok kolay. Ne yapıyordum biliyor musunuz kızlar? O kadar rahattı ki belki o modelden kestirebilirim. Duşa giriyordum, çıkıyordum. Bak hiçbir şey yapmıyordum. Saçlarımı makineyle kurutuyordum. O kendi kendine şekil alıyordu. O kadar güzeldi. Ama o saç modelini kesen kuaförüm yok. Başka bir yere gitti. Nereye gittiğini de bilmiyorum. Biliyordum ama aradan seneler geçti. Unuttum. İstesem bulurum ama. hiç uğraşmıyordum. Ondan sonra baktım saçlar süper. 2-3 sene kadar ben o kısa saçı kullandım. Sonra uzattım. Şimdi diyorum keşke o modeli bozmasaydım. Hani o modeli söylesem de şu an bilmiyorum, bilen olur mu? İnternetten buldum bu sabah. Ama gidemedim, vazgeçtim. Bir arkadaşa gittim ben bugün. Arkadaşımın da kim olduğunu söyleyeyim size. Bana arkadaşım diye yazan kişi var ya, Diloş, Dilara. Diloş'umla buluştum ben bugün. Şu an zaten akşam saatleri. Ama bizimkiler daha gelmedi. Gelene kadar yemeğim pişer. Ne diyeyim yani, onunlaydım. Gerçekten mükemmel bir insan. Gerçekten beni çok ama çok seviyor. Ben de Diloş'um, seni sevdim. Seviyorum.
harika bir gün geçirdik. Yani o kadar mükemmel insanlar var ki. Yani beni gördüğü zaman böyle arkadaş evine gittim ben. Onu zaten burada Zeytinburnu'nda oturuyor ama onu biraz uzak. İndim taksiye gittim. Şöyle. Ya çok önemli. Nasıl karşılıyor? Sanki ben çok uzak bir yerden gelmişim. Sanki ben çok önemli bir insanmışım gibi. Allah'ım ya Rabbim. Sarıldı sarıldı öptü. Bir daha sarıldık bir daha öptü. Ya o kadar güzel karşıladı ki. Elimden geldiği kadar da yorum desteğini yapacağım dedi. Allah razı olsun. Yapsa da yapmasa da. Allah razı olsun yani. Çok tatlı bir bayan. Benden 2 yaş ufak sanırım. Ben ondan yaşlıyım kız şeyler. Öyle yani. Ama YouTube'u açtığımdan beri beni izliyordu. Bazen yorum yapıyordu, bazen yapmıyordu. Her zaman yani şey, şöyle şimdi. Bir insan bir insanı seviyorsa zaten, haklı da olsa, haksız da olsa o insanı sevmeye devam eder. Aynen öyle. Bana kızdığı yerlerde olmuş ama benden asla vazgeçmemiş. Bugün çok güzel bir gün geçirdim. İnşallah daha sık görüşeceğiz. Samsun'a davet ettim onu. Yani gideceğim falan dedim. Gelirsen sevinirim dedim. Memnuniyetle dedi. Yalnız bir sıkıntı var, köpüşü var. Bir çok tatlı bir köpeği var arkadaşlar. Ben o sahilde kalmasını istemiyorum. Annemde de astım bronşit olduğu için annem evde köpek istemiyor. Orada biraz sıkıntı yaşayacağız. Eğer ki Samsun'da yani yanıma gelip de otelde kalmasını istemiyorum ama kendisi otelde kalırsa bile beni de yanında istiyor. Hani 2 oda tutarız diyor. Otururuz diyor ama öyle olmaz büyük bir ihtimalle. Tamam otelde kalmak istiyorsa da şöyle yaparız. Gece 1'e kadar otururum onun yanında. Birden sonra ben anneme geçebilirim. Hani 2 oda tutmaya da gerek yok. Sabah da kalktığımda zaten 7'de falan gider. Ya o bana gelir ya ben ona giderim. Yani onda bir sıkıntı yok yani problem yok. Allah nasip ederse inşallah bakalım. Şimdi ben sarımsaklarımı soyayım. Sarımsağı çok seviyorum. Aa bu ne söyleyeceğim? Hani ben yoğurtlu yulafı yiyemiyorum dedim ya kızcılar. Ben dün ne yaptım? İnanın böyle 2 saat kadar durdu o yulaflı yoğurt. Ya yaptım bir kaşık, bir tatlı kaşığı aldım yiyemedim. İçine şey yaptım sarımsak rendeledim bir tane diş. Sarımsağın böyle bahanesiyle ben onu yedim. Ama sarımsak çok iştah açıyor. Siz sarımsaksız tüketmeyi tercih edin kızçeler. Gördüğünüz gibi her şeyin çiğden koydum arkadaşlar. Altta soğan, üstte kabak. Domates, 3 adet domates. Salçası. Bir de tereyağı koydum şöyle. Tereyağısını koydum. Sıvı yağ kullanmayacağım. Sarımsakları şimdi, bol sarımsaklı. Kısık ateşte bunu pişireceğim. Bak bir tanesi düştü içine. Bugünkü yemeğimiz de böyle olsun. Deniz Efendi ne yer? Ispanaktan biraz yedirmeye çalışacağım. Çocuklarım sebze sevmiyor. Çocuklarım gerçekten aynı bana çekmişler. Babaları et yemez ama çocuklarım etçidir. Sebzeyi sevmezler. Ama ben eti severim, sebzeyi. Bir ıspanağı severim. Bakalım artık. Patates kızartmasını çok seviyor Deniz ama ben onu da yapmıyorum. Çünkü çok yiyor, kilolu zaten. Yemeğimi koyayım ben. Acaba diyorum şey... çok güzel bir eriştem var. Şimdi aklımdan o geçti. Peynirli maydanozlu dedim. Bir erişte yapsam mı? Eğer ki peynirli maydanozlu o erişteyi yaparsam ben kızçeler ya da kaşarlı erişte yaparsam bu yemeklerin hiçbirini yemem. Direkt onu yerim. Ama çok canım istedi. Yok yapmayacağım. Şimdi çekim yaparken birdenbire aklıma o geldi. Deniz sade bir spagetti istedi. Bilmiyorum evde spagetti var mı? Ona belki paketin yarısından yani bir tabaklık bir spagetti yapabilirim. Hemen yemeğimi koyuyorum. Bunda yağ kalmış. Açayım altını. Arkadaşlar Deniz'i bir şey almaya gönderdim. 100 lira verdim. Ondan sonra bana 4 lira para getirmiştim. Bunu almasaydım, bıraksaydım dedim yani. 100 lira aldığım, ya bu kadar basit bir şey ki. Anne dedi, üstü bu geldi dedi. Dedim, oğlum onu da bıraksaydın, almasaydın. Ben ne yapayım bunları? İnan bu 4 lirayla sakız gelir herhalde. Bu pahalılık ne olacak bakalım.
Evet kızçılar, sarımsak kabağın tadını, lezzetini, kokusunu o kadar çok değiştirdi ki inan, yani çok güzel lezzet olduğuna inanıyorum. Çünkü içine 3 diş sarımsak kattım ben. Kaynıyor şu anda. Çok az böyle yarım bardak suyla onu önce bir soteledim. Yarım bardak suyla onu pişiririm, ıspanağım pişti. Bir de benim dünden kalma kızartmam vardı arkadaşlar. Patlıcan, biber, domates ve üstüne sarımsaklı yoğurt döktüm. Bakar mısınız şu an? Hani yemeyeceğim tabii ki de. Bu tencereyi falan şey yaptım, makine yaptım. Hani kalmasın diye. Şimdi streçleyeceğim onun üstüne. Hatta sizin gözünüzün önünde streçleyebilirim yani. Yemek yemek her zaman gibi çok güzel. Ben Deniz spagettiden vazgeçtim. Şu kadarcık makarna yapacağım çocuğa. Sade yapacağım. Şeyle yiyecekmiş. Sarımsaklı mayonezle yiyecekmiş. Hop. Bakın. Burada bir tabak ya var ya yok. Yerleri de yeni sildim. Aman böyle gözüm yerlerde biliyor musunuz? Hani bakıyorum bir yerlerde bir şey var mı? Döktüm mü? Şey yaptım mı diye sevmiyorum çünkü dağınık bir mutfağım. Tezgahımı falan toparladım. Yemeklerimin son pişmiş halini göstereceğim. Şuna bir tepsisinden aşağıya bir kaynar su dökeyim. Oh süper. Ara verdim az önce. Bir arkadaşımla telefonda konuştum. Biraz uzun sürdü ama çekimden sonra, yani videoyu bittikten sonra sıkıldım evde. Dışarı çıkacağım, yürüyeceğim. Tekrar onunla konuşacağım. Bir arkadaşa biraz haksızlık yaptım. Onun farkındayım. O sorunu halletmeye çalışıyoruz kızcalar. Evet arkadaşlar, ıspanağım gözüküyordur inşallah. Dumanı üstünde Deniz'in vurgulu makarnası. Bu da benim, uf gene kızmış şey, kabak. Burada da kızartma, sarımsaklı yoğurt. Sarımsağı çok seviyorum zaten, hep söylüyorum. Menüde bunlar var bu akşam. Dolapta başka yemeğim var mı? Hemen bakıyorum. Zannetmiyorum ama belki yok. Yokmuş, evet. Yokmuş. Aa, ne buldum dolapta? Seni yemeyeceğim. Acıktım, salatalık yiyeceğim. Salatalık yiyorum kızçalar. Yıkayıp da koymuştum. Salatalığı da sevmiyorum. Yani ben aç karnına hiçbir şey beni tatmin etmiyor arkadaşlar. Meyve zaten sevmiyorum. Ne meyve, ne domates, ne salatalık yok. Ben önce yemek yiyeceğim. Ben başka bir şey aramam. Sarımsaklı yoğurda bandırıp da cacık tadında olsa. Güzel. Evet arkadaşlar, Deniz'in yemeğini koydum. Sade makarnası, ıspanağı, şu kadarcık, çok az yiyecekmiş. Neydi? Sarımsaklı mayonezi. Benim kabak yemeğim sanırsam 5 dakikaya kadar pişer ama önce çocuğun yemeğini vereyim. Kızcalar, bu da benim kabağımın pişmiş hali. Pişmiş, evet, süper. Havucu yumuşacık ama bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu beni doyurması lazım. Ekmek yemeyeceğim. Bakalım kaç dakika tutacak beni bu yemek. Ben sizleri öpüyorum kızcalar. Sizler ne pişirdiniz, ne yemek yaptınız yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben de sizden kopya çekmiş olurum. Hani yarınki pişireceğim yemeği seçebilirim. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.